tabii Ramazan ayına girdik. Ramazan ayında kalp hastaları nelere dikkat edecekler? Bununla birlikte tabii dünyanın savaştığı COVID-19 nasıl bizleri rahatsız etti? Tabii kalp hastalarımız bu süreçte nelere dikkat edecekler? Tüm dünyanın savaştığı COVID-19 ile ilgili genel bir değerlendirmede kardiyoloji uzmanımız doçent doktor Habib Çil'den alacağız. Habib hocamla gerek Ramazan ayında kalp hastalarımız nelere dikkat edecekler? Bununla birlikte COVID-19 ile ilgili Habib hocam neler söyleyecekler, kendilerinden dinliyoruz. COVID-19 hakkında genel bir bilgi vermek gerekirse koronavirüs ailesinden bir virüs ailesinin bir ferdi, bir MERS virüsünü düşünürsek, SARS virüsünü düşünürsek aynı aileden gelen, bir anlamda kuzeni diyebileceğimiz bir virüs türü COVID-19. Belirli aralıklarla kendini yenilemesiyle biliniyor. Çoğu virüs gibi yaklaşık 5 ila 10 yılda bir yeni bir türü gelişiyor ve yerine göre çok ağır, yerine göre daha hafif enfeksiyonlara yol açarak insanları sıkıntıya sokuyor bu virüs ailesi. Önceki aile fertlerini göz önüne alırsak domuz gribi diye halk arasında bildiğimiz türüyle kıyasladığımızda ölüm oranı son derece düşük bir virüs. Ancak yine onlarla kıyasladığımızda COVID-19'un inanılmaz düzeyde bir bulaşıcılık oranı var. Çok kolay bulaşıyor. Dış ortamda uzun bir süre muhafaza edebiliyor kendini, hayatta kalabiliyor. Dolayısıyla bu bulaşıcılığını artırıyor. Esas tehlikeli yönü bulaşıcılığı özetle. Ölüm oranı ülkeden ülkeye değişmekle beraber domuz gribi ve SARS veya MERS virüslerine göre oldukça düşük, bunu net olarak söyleyebiliriz. Hatta bazı grip virüslerinin daha altında olduğu bile söylenebilir riskli popülasyon için. Bu virüs nasıl insanları etkiliyor ve ölümlere nasıl, hangi mekanizmayla yol açıyor, ondan bahsetmek gerekirse, virüsün aslında kendisinin yaptığı belirtiler aşağı yukarı bir nezle virüsüyle aynı. Ateş, kırgınlık, halsizlik, boğaz ağrısı gibi aslında 3-4 gün nezle geçiren bir hastamızın yaşadığı ne varsa aynı şeyleri yaşıyor. Bir nevi gripal enfeksiyon. Evet, bir nevi değil, tam olarak aslında bir viral enfeksiyon. Nezle, nezle ailesinden geldiği için nezleye benziyor daha çok diyelim. Grip grubu ayrı. Şimdi hastalar neden hayatını kaybediyor o zaman? Aslında hastalar virüsün kendi yaptığı tahribattan ziyade vücudun virüse karşı savunma yaparken kendi dokularımıza, özellikle de akciğerimize verdiği zarar nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani savunmaya çalıştığı vücudu hasarlıyor bağışıklık sistemimiz ve akciğeri etkilendiği zaman da solunum cihazına bağlanma, arkasından çoklu organ yetmezliği ve hastanın kaybedilmesi şeklinde. Elbette solunum cihazına bağlanan her hastamızı kaybetmiyoruz, neyse ki iyi bir bakımla, iyi bir tedaviyle bunların önemli bir kısmı solunum cihazından ayrılabiliyor ve normal hayatına dönebiliyor, bu ihtimal var. Ama bunların çok yüksek riskli hastalar olduğunu söylemek lazım. Solunum cihazına bağlanan bir hasta hayati riski en yüksek olan hasta grubudur. Risk grubu artık her yerde bahsedildi. Kronik hastalığı olanlar, belli yaşın üzerinde olanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı değişik türde ilaçlar kullananlar, bu hastalarımız elbette riskli. Fakat elbette sürprizler de olmuyor değil. Bazen hiçbir kronik hastalığı olmayan, gayet sağlıklı, hatta sporunu yapan, egzersizini yapan hastaların da, kişilerin de bazen kaybedildiğine şahit oluyoruz ne yazık ki. Evet. Burada bir takım genetik faktörler muhtemelen devreye giriyor. Aşırı reaksiyon, aşırı bir bağışıklık reaksiyonu bu kişilerin
hayatını kaybetmesine neden oluyor gibi görünüyor. Ama daha koronavirüs hakkında bilmediğimiz çok şey var. Bunu söylememiz daha gerekiyor. Daha yeni tanıştığınız evet. bir virüs türü. Davranışını bilmiyoruz. Elbette ki virüsler hakkında bilgilerimiz oldukça eskilere dayanıyor ama koronavirüs yeni bir tür, davranış şeklini daha zaman gösterecek. Bağışıklık konusu var. Bağışıklık, virüsü geçirenler bağışıklık kazanıyor mu? Kazanıyor ise ömür boyu bir bağışıklıktan mı söz ediyoruz, yoksa belirli bir süreliğine mi bağışıklık söz konusu? Bu aileden diğer mutasyonla yeni bir virüs türü oluşursa şayet ona karşı da bağışık olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bunların hepsi soru işareti ve zaman içerisinde çözülmesini ve cevaplanmasını umduğumuz sorular bunlar. Onun dışında koronavirüs hakkında... Tabii koruma yollarını siz de belirttiğiniz gibi. Evet, koruma yolları aşağı yukarı 3 aydır gündemimizde olan bir virüs. Artık hepimizin bildiği üzere temas yoluyla en sıklıkla bulaşıyor. Dolayısıyla teması azaltmaya yönelik gerek Sağlık Bakanlığı nezdinde gerek sivil toplum örgütleri nezdinde oldukça etkili kampanyalar yapılıyor ve insanlarımız da genellikle buna uyuyor. Dolayısıyla evde kalma esaslı bir koruma metodu benimsedik biz de aslında diğer birçok ülke gibi. Bu yolla virüsün yayılma hızını azaltıyoruz. Birçok uzmanın söylediği üzere bu virüse toplumun önemli bir kısmı yakalanacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu virüse yakalanma sırasında sağlık sisteminin kilitlenmemesi amaçlanıyor temelde. Ve bu evde kal çağrılarının özünde de bu yatıyor. Yani hepimiz hasta olacağız ama hepimiz aynı anda olmayalım. Bir anlamda nöbetleşe geçirelim. Mümkün mertebe yüksek riskli gruplarında hiç hasta olmamasını sağlamaya çalışalım. Bütün amaç bu. Onun dışında biz evde kaldığımız müddetçe elbette virüs bize bulaşmayacak ama sonsuza kadar evde kalamayacağımıza göre toplumun belli bir kısmı bunu geçirecek ki amacımız düşük riskli bireylerin bu virüsle yüzleşmesi, yüksek riskli bireylerin olabildiğince aşı bulununcaya kadar en azından bu virüsle yüz yüze gelmemesi amaçlanıyor. Çünkü onlarda ölüm riski ne yazık ki daha yüksek. Bizim ülke olarak yapmamız gereken en önemli şey riskli hastaları uzak tutup riski düşük hastaları da zamana yayarak mümkünse de hiç enfekte olmamaları ama enfekte olmadan bu süreci atlatmamız çok imkan dahilinde görünmüyor. Çünkü tüm dünyada böyle. Kalan kısmında umuyoruz ki aşı bulunur ve aşı piyasaya sürülür ve biz de ona ulaşabiliriz. O hastalarımız da bu süreç içerisinde koruyabilirsek daha sonra aşıyla koruma şansına sahip olacağız. Habib Hocam çok güzel bir konuya temas ettiniz. Tabii insanların kendilerini koruması, kendi kendimize izolasyonumuzu uygulamaması, evden çıkmamamız. Tabii çıktığımız süreçlerde oluyor. Evet bugün şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Bizler de tedbirlerimizi alıyoruz. Tabii hastaneye girerken ve dışarıda maskemizi takıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz. Tabii yayına girdiğimiz için maskemizi ve eldivenimizi bizler çıkarttık ama Avrasya Hastanesi de bu noktada gerçekten çok hassas ve titiz davranıyor. Hastaneye giren herkesin ateşi ölçülüyor, ellerine dezenfekte veriliyor, eldivenler veriliyor. Yani müthiş bir koruma var. Evet. Koruma çünkü bu işin esası koruma. Az önce ifade ettiğim gibi virüsün hızlı bir şekilde yayılması bizim için en kötü sonuç olur. Virüsün bir gün hepimizi yakalayacağını veya büyük toplumun büyük kısmını yakalayacağını az önce de ifade ettim. Amaç sağlık sistemini kilitleyecek kadar çok sayıda hastanın aynı anda bulunmaması. Peyderpey topluma yayılacağını zaten tüm bu işle ilgilenen insanlar vurguluyor. Riskli hastaları uzak tutmak ve hastalığın yayılma hızını yavaş seyirli hale getirmek. Bütün amacımız bu. Bunu birçok yerde ifade ettim. İtalya, İspanya gibi bu işe ilk yakalanan ülkelerde ne yazık ki ölümlerin önemli bir kısmı Covid nedeniyle olmuyor.
Bunların bir kısmı gerçekten COVID'den kaynaklı ama ölüm sebebi aslında hastaların oksijen alamaması. Hastaların yoğun bakımda yer bulamaması. Evet, sağlık sektörü biraz solunum cihazına bağlanması gereken hasta için yeterli solunum cihazının olmaması. Bu işin bir kısmı. Diğer kısmı da hastanelerin kilitlenmesi neticesinde bu toplumda sadece COVID-19 hastalığı yok. KOAH dediğimiz kronik bronşit hastaları var, kalp krizi geçiren hastalar var, trafik kazaları var. Hastaneleri normal olarak acil şartlarda meşgul eden bir takım hastalık grupları var ve bu hastalar ne yazık ki kilitlenen sağlık sistemi nedeniyle almaları gereken tedaviyi alamıyor ve böyle kaybediliyor. Dolaylı bir kayıp oluyor yani. Bütün amaç onun için sağlık sistemini koruyabilmek, aşırı bir yük binmesine engel olabilmek. Dolayısıyla şu ana kadar bizim yaptığımız, ülke olarak da yaptığımız buydu. Bizden önce bu işle yüzleşen ülkelerin yapamadığı şey de buydu. Umuyoruz. Çok başarılı bir süreç. Yani öyle umuyoruz. Henüz süreç bitmemekle beraber sürecin bittiğini söylememiz mümkün değil. Hatta pik noktayı gördüğümüz de söylenemez. Ama yakın bir zamanda, bir ay gibi bir süre içerisinde tahmin ediyorum biz maksimum yoğunluğa ulaşmış oluruz. Artık ondan sonra düşüşe geçmiş oluruz hasta sayısında. Dolayısıyla biz bu işi sağlık sistemimiz kilitlenmeden yürütebiliyor oluruz. Burada tabii kilitlenme derken İstanbul için çok ciddi bir avantajdan bahsetmek lazım. İstanbul'da biliyorsunuz gerek özel gerek kamu hastaneleri, özellikle de özel hastaneler tabii, yabancı hasta üzerinden hizmet vermeye son yıllarda başlamış idi. Dolayısıyla hastane sayısı ve hastane kapasiteleri aslında yabancı hastaları da işin içine katarak oldukça yüksekti. Bir takım tıbbi cihazlardan bahsedersek MR cihazı sayısı, tomografi cihazı sayısı birçok Avrupa ülkesinin toplamından daha fazla İstanbul'da. Dolayısıyla bu bir dönem eleştiri konusuydu aslında. Bu kadar cihaz çöplüğü mü oluyor ülkemiz gibisinden. Böyle bir eleştiri vardı ve haklı da bir eleştiriydi ama gelin görün ki şu anda bunun avantajını yaşıyoruz. Hepsinin ihtiyaç olduğunu. Evet, ihtiyaç olduğunu bu pandemi döneminde en azından müthiş bir avantaj sağladığını görmüş olduk. Şöyle bir örnek veriliyor. Bizim testler yoluyla COVID tanısı koyduğumuz hasta sayısının belki 10 ila 20 katını biz tomografilerle koyuyoruz. Böyle bir gerçek var. Dolayısıyla tomografi cihazları hastaların erken tanınmasında ve tedaviye erken başlanmasında çok önemli rol oynadı. Ve bizim birçok ülkeye göre çok ciddi bir avantajımız oldu bu konuda.